Geyik figür anahtarlığımız için ana renk ile başlıyoruz. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine hemen 6 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra sihirli halkamın ipliğini sıkıca çekip baştaki ilmekten ilmek kaydırma yapıyorum. Yani üzerine almadan çıkıyorum ve böylelikle ilk sıram dairem hazır olmuş oluyor. İkinci sırada her ilmeğe çift batıyorum. Ve Alt sırada 6 olan sık iğne sayımı ikinci sırada 12 sık iğneye çıkartıyorum. Üçüncü sırada 1 sık iğne örüyorum ve 1 tane arttırıyorum. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşacağım. Dördüncü sırada 2 tane sık iğne yapıyorum ayrı ayrı. Son ilmeğime çift batıyorum yani arttırma yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. 4. sırada da 24 sık iğneye çıkacağım. 5. sırada 1 2 ve 3, 3 tane ayrı ayrı sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğe arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam. 5. sırada da 30 sık iğneye ulaşacağım. 6. sırada 4 tane sık iğne yapıyorum ayrı ayrı Sonraki ilmeğe arttırma yapıyorum. Bir sıra sonunda 36 sık iğneye ulaşacağım. 7. sırada 11 tane sık iğne yapıyorum ve bir tane arttırıyorum. 11 sık iğne ör. Bir arttır işlemini 3 defa tekrarladığımız için sıra sonunda 39 sık iğneye ulaşacağım. 7. sırayı da bitirdik. 7. sırayla birlikte arttırmalarımız da bitmiş oldu. Şimdi düz Örmeye başlayacağız yani her bir ilmeğe bir sık iğne örerek devam edeceğiz. Bu şekilde 7 sıra düz öreceğiz. Şu an 7. sıradaydık 8. sıraya geçtik düz örmeye. Yani 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. sırada dahil olmak üzere bu 7 sırayı düz öreceğiz. Evet 7 sıra düz örgümü ördüm. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. 15. sırada ilk eksiltmemi yapacağım. 11 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Ne yapıyorum? Ön lobdan bir ilmek alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin de ön lobundan alıyorum. Sık iğne yaparak ikisini birleştiriyorum. Yani eksiltme yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar iki defa daha tekrarlayacağız. Toplamda 3 defa tekrarlamış olacağız. Yani üç kere eksiltme yapacağız. Bu sırada 15. sırada 36 sık iğneye düşüreceğim. 16. sıradan devam. 16. sırada da 4 sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltmemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonunda 16. sırada da 30 sık iğneye düşüyorum. 17. sırada 3 sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltiyorum. Sıra sonunda 24 sık iğneye düşürüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. E, gittikçe bakın alanımız da daralmaya başlıyor. Bir yandan da boncuk silikon elyaf doldurmayı unutmayalım. göz takmıyoruz. İsterseniz tabii ki kilitli göze takabilirsiniz ama geyimiz böyle uyuyan bir geyik olduğu için daha sonrasında iğne ile üzerine işlemesini yapacağız. İçinin boncuk silikon elyaf dolumunu yaptım. En son 2 sık iğne ördüm ve 1 eksilttim. Sıra sonunda 18 sık iğneyi düşürdüm. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Şimdi 1 sık iğne örüyorum ve 1 tane eksiltiyorum. Bu sırada da sıra sonunda 12 sık iğneyi düşüreceğim. Evet son sıradayım. Son eksiltmedeyim. Burada da 5 sık 5 kere eksiltme yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Açıklığı kapatmayacağım. En son e yakalığı ördükten sonra dikiş kısmında açıklığı da iğne yardımıyla kapatacağım. Şimdi gelin diğer parçaları örelim. Burundan devam edelim. Burun için hemen sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Daire haline getiriyorum. İlmek kaydırmayla. İkinci sırada her bir ilmeğe çift batıyorum. 6 olan sık iğne sayımı 12'ye çıkartacağım. Üçüncü sırada bir sık iğne örüyorum ve bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 12 olan sık iğne sayımı burada da 18'e çıkartıyorum. Son sırada her bir ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. 18 olan sık iğne sayımı koruyorum. En son bitirmeden önce ilmek kaydırma yapıyorum. Yani üzerine almadan çıkıyorum. Şöyle uzunca bir iplik bırakıyorum ve kesiyorum. Kulaklar için e, sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkamın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlmek kaydırmayla daire haline getiriyorum. İkinci sırada her bir ilmeğe çift batıyorum. Böylece 5 olan sık iğne sayısını ikinci sırada 10 sık iğneye çıkartıyorum. Üçüncü sırada hiçbir arttırma hissetme yok. Her bir ilmeğe bir sık iğne 10 olan sık iğne sayımı koruyorum. 4. sırada bir sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar işlem tekrar ediyor ve 4. sırada da böylelikle 15 sık iğneye çıkartıyorum. 5. sırada hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz örüyorum. Her bir ilmeği bir sık iğne. Aynı şekilde 6. sırayı da düz öreceğim. 7. sırada bir sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda 10 sık iğneye düşüreceğim. En son ilmek kaydırma yapıyorum. Üzerine almadan çıkıyorum. İpliğimi uzunca bırakıp kesiyorum. Ördüğümüz bu kulaktan bir tane daha yapmanızı istiyorum. Hemen parçamızı da bir kenara bırakalım. Şimdi gelelim boynuzlara. Boynuzlar için yine sihirli halka yaparak başlıyorum. 6 tane sık iğne yapacağım. Yalnız bu 6 tane sık iğneyi biraz gevşek yapın. Evet, halkamı kapatıyorum. İlmek kaydırma ile yine daire haline getiriyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bu sırayla birlikte 8 sıra olacak. Yani 7 sıra daha. Hiçbir artış eksiliş yapmadan bu şekilde etrafı dönüyorum. Yani her sırada 6 sık iğne olacak. Toplamda 8 sıra olacak. Ördükçe bakın bu şekilde yuvarlanıyor zaten. Evet bakın sıralarımı bitirdim ben. Toplamda 8 sıra. En son ilmek kaydırma yapıyorum. Yine uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum. Boynuzun diğer parçası var. Hemen gelin onu da örelim. Bu arada bundan yine bir tane daha öreceğiz. Çünkü toplamda 2 tane boynuzumuz var. Kenarındaki küçük boynuz çıkıntısı için Yine sihirli halka yapıyorum ve sihirli halkamın içine gevşek bırakıyorum arkadaşlar sık iğnelerim bu arada. 5 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine daire haline getiriyorum. Şimdi yine aynı şekilde her bir ilmeğe bir sık iğne artış veya azalış yok. Bu şekilde toplamda 3 sıra olacak. Başlangıçtaki sıramızla birlikte. Boynumuzun küçük parçasında bakın 3 sıra ördüm. Şimdi ilmek kaydırma yapıp yine bitiriyorum dikiş için birazcık iplik bırakıp keseceğim. Bu parçamızı hemen diğer ördüğümüzün parçamızın bakın şu şekilde kenarına dikişini yapıyoruz. Bu parçalardan yani bu büyük ve küçük boynuzdan yine bu şekilde bir tane daha örüp dikmenizi istiyorum. Elimizde iki tane boynuzumuz olacak. Kırmızıyla 16 tane zincir çekiyorum. 16 zincirden sonra ilmek kaydırmayla çember haline getiriyorum. Çember haline getirdikten sonra bir sık iğne örüyorum. Bir tane arttırmaya yapıyorum. Yani bir sık iğne yanına hemen bir çift sık iğne. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 32 tane sık iğnemiz olacak böylelikle. En son çift sık iğne yaptıktan sonra ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Spiral ilerlemiyoruz dolayısıyla. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Üzerine bir tane tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Dibine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğe çift batıyorum. Çift ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Dibine batıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek varken ilk ikisini bir, son ikisinde bir çıkıyorum. Böylece ikili trabzan olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar her bir ilmeğe çift ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Dolayısıyla sıra sonunda 64 adet ikili trabzanımız olacak. Sonuncu ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrardan ilk yaptığım ikili zincirin üstüne şu şekilde ilmek kaydırımı yapıyorum ve bu sıramı da bitiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi sık iğne yapıyorum. Şimdi her bir ilmeğe her bir deliğe çift batıyorum. Çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar çift yaparak devam edeceğim. Bu sefer de to toplamda 128 adet sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Evet son sık iğnemi yaparken yeşil renkli ipliğimi geçeceğim. Bunun için tığımın üzerinde iki tane kırmızı ilmeğim varken yeşil ipliğimi alıyorum. Ve bu iki ilmeğin arasından geçiriyorum. Daha sonra hemen baştaki sık iğneye batıyorum ilme kaydırmayla çıktım şimdi tekrardan bir zincir çektim şimdi her bir sıraya bir tane sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar işlem devam sıra sonunda 128 tane sık iğne sayımı koruyacağım artık kırmızı ipliğimle de bir işim kalmadı dikişi kırmızı ipliğimle yapacağım bu yüzden uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum Evet sonuncu sık iğneyi de yaptım Şimdi tekrardan sıranın başına geldim. İlmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Yeşil ipliğimi de kesip arkadan kırmızı iplikle bağlayacağım. Şöyle volanlı bir şekilde yakamız hazır. Dikerken yine elimize form vererek dikeceğiz. Evet böylelikle tüm parçalarımız hazır oldu. Şimdi gelelim parçaları birleştirmeye. Şimdi hemen gelin burun işlemesini yapalım şimdi burun işlemesine bakın kırmızı renk kullanmıştım bunda da yeşil kullanacağım kırmızı yerlerini yeşil yapacağım yeşil yerlerini kırmızı hemen şöyle burnun zil yaptığım kısmından çıkıyorum önce böyle dikeyde bir çizgi bıraktım şimdi yatayda birkaç kere burada git gel yapıyorum ve burun işlemesi de hazır oluyor. Tüm parçalarımız hazır. Hadi o zaman hep birlikte parçaları birleştirelim. Hem de parçaları birleştirirken bir yandan da göz işlemesini yapacağım. Şimdi gelelim şuradaki zincir kısmına. Tam başlangıç noktasında bakın sihirli halka ile başladığım yere şöyle ortasından batıyorum. Hemen ipliğimi içerisine alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Uzunluğu ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekiyorsunuz. 25 tane zincir çektim ben. Hemen tekrardan aynı yere dibine batıyorum. Ve bu sefer Yine ipliğimi alıyorum. İlmek kaydırma yaparak son zincirimin içinden çıkartıyorum. Ve sonra uzunca iplik bırakıp kesiyorum. Baştaki bakın iplik ucuyla bu son çıkarttığım iplik ucunu bağlayıp hemen içine alıyorum. Ve böylelikle geyik anahtarlıklarımız da hazır. İsterseniz yılbaşı olarak süslemelerde, dekorlarda, isterseniz çanta aparatlarında, anahtarlıklarda ve araba süsü olarak birçok alanda kullanabilirsiniz. Evet siz de benimle birlikte keyif alarak öldüyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.